Kıymetli Siyeray Türk takipçileri ben Samet Demir Siyeray Türk'te ekonomi basını kaldığı yerden devam ediyor. Bu bölümümüzde Çin'den yine öne çıkan ekonomi haberlerini sizlerle paylaşıyor olacağız. İlk olarak otomotiv dünyasından bir haberle başlayalım. Çin'in en büyük otomotiv üreticilerinden İsveçli Volvo'nun da yeni sahibi olarak tanınan Geely firması Türkiye pazarında yakından tanınan Renault Fransız devi otomotiv devi Renault ile ortak hibrit araç üretme konusunda anlaştığını duyurdu. Fosil yakıtlı otomobillerin yerini yeni enerjili otomobillere bırakması dünyanın pek çok bölgesinden farklı firmaların ortak girişimlerini artırdı. Buna son olarak da Geely ve Renault'yu gösterebiliriz. Dünyanın iki farklı coğrafyasında. Pazar liderliğine oynayan bu firmalar ortak hibrit otomobil üretimi konusunda büyük bir ortaklık girişimine adım attılar. Anlaşmaya göre iki şirket Çin'in hızla büyüyen elektrikli otomobil pazarına girmek ve Asya'da hibrit araçlar satmak için kaynaklarını ve teknolojilerini birbiriyle paylaşacak. Bir diğer önemli haber Amerika Birleşik Devletleri'nin istatistikleri, ekonomik istatistikleri Çin karşıtı ticari hamlelerin boşa çıktığını ortaya koydu. Ee, yine geçen hafta sonu açıklandı Amerika'nın dış ticaret verileri. Bu verilere baktığımızda Çinli ekonomi analistleri geçen hafta açıklanan verilere göre e, önemli değerlendirmelerde bulundular. Analistler ABD'li politikacıların Çin'den ekonomik olarak uzaklaşma e, hamlelerinin boşa çıktığını belirtti. Hem politik hem de ekonomik olarak Çin'in e, yıpratılmaya çalışıldığını belirten uzmanlar, ABD'li politikacıların hedeflerinin aksine Çinle ABD arasındaki ticari faaliyetlerin giderek aydan aya arttığını e, ortaya koy or, arttığının ortaya koyulduğunu ifade etti. ABD'nin son dış ticaret verilerine göre ABD Haziran ayında en fazla dış ticaret açığını 27 milyar dolarla Çin'e verdi. ABD'nin toplam dış ticaret açığı da yaklaşık 75,7 milyar dolar seviyesinde tespit edildi. E, bu açığın tüm zamanların rekor seviyesine çıkması da dikkatleri çekti tabii ki. ABD, Trump döneminde uygulamaya başlanan Çin'e karşı ek gümrük tarifelerini Joe Biden döneminde de sürdürmekte kararlı olduğunu gösterdi. Ancak tüm bu politik hamleler Çin ile ABD arasındaki ticaretin gelişmesine engel olamadı. E, ticaret verilerinin art, e, ticaret vergilerinin arttırılması ABD içinde Çin mallarına talepte bulunan firmaların karlılığını zedelemekten de öteye gidemedi. Çin e, analistleri ABD'nin Çin'i ekonomik ve politik olarak zayıflatma amacıyla ortaya koyduğu ek gümrük vergisinin başarısızlığa uğramasıyla birlikte bu vergilerin yavaş yavaş ortadan kalkabileceği görüşünü de ortaya atıyor. Analistler ayrıca Çin'le ABD'nin 2021 yılının ilk 7 ayındaki ticaret hacminin 404,6 milyar dolara çıktığını da belirtiyor. Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracatının dolar bazında %36,9 artması da ek gümrük vergilerinin anlamsızlığını ortaya koyan verilerin başında geldi deniliyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki iş dünyasından da Biden'a, Joe Biden'a bir çağrı geldi geçen hafta. Ee, ABD'li firmalar geçen hafta yaptıkları ortak açıklamada Biden yönetimini Çin'le daha fazla görüşmeye çağırdı. İki ülke arasındaki ticaretin ana bileşeni olan iş insanları çalışan merkezli bir ticaret gündemi ABD ve Çin tarifelerinin Amerikalılara maliyetlerini hesaba katmalı ve ABD çıkarlarına zarar veren tarifeleri kaldırmalı çağrısında bulunuyor. Amerikan başkanına e, iş dünyası öte yandan Çinli analistler ise zaten küresel enflasyonun yükselmeye devam ettiği günlerde küresel ticarette gerilimi artıracak hamlelerden kaçınılması ve bazı tarifelerin kaldırılması yönünde beklenti içinde olduklarını da ifade ediyorlar. Şimdi bakalım bir de Çin'in e, resmi üfe ve tüfe verilerine bunlar da yine. Bu hafta başında açıklandılar. Haziran ayında Çin'deki üfe üretici fiyat endeksi %8,8'e kıyasla Temmuz ayında bir önceki yıla göre %9 arttı deniliyor. Yani bir önceki aya göre %0,2'lik bir artış söz konusu aylık olarak yıllık olarak da %9 olarak açıklandı üretici fiyat endeksi Çin'de. Bütün dünyada üretici fiyat endekslerinde artışlar e, tespit ediliyor. Türkiye'de de %40'ın biraz üzerinde bir ÜFE olduğunu biliyoruz TÜİK verisine göre. Tüketici fiyat endeksine baktığımızda ise Haziran ayındaki %1,1'lik artışa kıyasla Temmuz ayında bir önceki yıla göre %1'lik bir artış tespit edildi. Bunlar arasında kentsel fiyatlar %1,2, kırsal alandaki fiyatlar %0,4, gıda fiyatları %3,7, gıda dışı fiyatlar %2,1, tüketim malları fiyatları %0,6 ve hizmet fiyatları %1,6 oranında artış gösterdi. Ocak-Temmuz ayları arasında ortalama olarak ulusal tüketici fiyatları geçen yılın aynı dönemine göre %0,6 arttı. Ee, Beijing 2021 tüfe büyüme e, hedefi %3 civarında belirlendi Beijing tarafından. Ee, Çin ekonomisi Covid-19 pandemisinin neden olduğu aksaklıklardan büyük ölçüde kurtuldu. Ancak işletmeler yüksek emtia fiyatlarından ve Küresel tedarik zinciri darboğazından kaynaklanan yoğun baskılara karşı e, ekonomiyi tabii ki ayakta tutmaya çalışıyorlar. Diğer birçok e, bir ülke gibi yine Çin'de de e, küresel tedarik zincirinin aksaması yaşanan bazı problemler vardı. Virüsün daha bulaşıcı delta varyantının küresel olarak yayılması ve bazı Çin eyaletlerinde son zamanlardaki şiddetli yağış ve sellerin yanı sıra e, yeni vakaların da ortaya çıkmasıyla ekonomik aktivitede bazı kesintilerin de ortaya çıktığı Çin basınına yansımış durumda.